İlişkide en çok zorlanılan 10 tane durum ortaya çıkıyor. Ev taşıma yani evi birleştirme. Bir diğer sınandığı durum askerlik. Bir diğer ilişkinin en çok sınandığı durum çalışma hayatının ilk yılı. Arkadaşlar ince işler kılığında hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben Özgür Uysal. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve çok da bizi beğeniyorsanız katıl butonuna tıklayıp abone olmayı unutmayın. Şimdi bugün ne anlatacağız? Çok soru geliyordu. Yok işte pandemide ilişkiler nasıl olacak? Pandemi ne oldu? Pandemi bilmem ne filan. Oradan bir kafamız açıldı ve dedik ki bu ilişkinin en çok zorlandığı durumlar hangisi? Ve size 10 tane ilişkinin en çok zorlandığı durumu derledik. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Ama önce başlayalım hocam. Evet. Yayınımız başlamak üzeredir. Kendinizi rahat bir konuma getirin ince işlerin kollarını bırakın. Şimdi tabii ki burada bizim kendi deneyimlerimiz de var. Ama sizin yorumlarınız da çok değerli bu arada. İnternette genel olarak bir tarama yaptığım zaman ilişkide en çok zorlanılan 10 tane durum ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki üniversite sınavı ve üniversite sınavına hazırlık dönemi. Bu dönemde insanlar genel olarak hem zaten 20'li yaşlarının başında hatta 18 yaşında, 19 yaşında oldukları için kariyerlerine daha çok odaklandıkları ve bir yarış atı gibi tabii ki bir şeyin, bir sınavın peşinden koştukları ve o 120 dakika, 120 dakika değil mi hala? Yaşım ortaya çıkmış olabilir. Neyse. Bana mı soruyorsun? Ne bileyim hocam sen daha küçük gözüküyorsun ya sen. <laughs> Hani oradaki o yani birkaç saat içerisinde yapacağı insanların o işte test çoktan seçme doğru cevap anahtarını doğru doldurdum mu ismim ismin uzunsa zor kodladım filan hani bu tip dertler bir ilişkiye ne yazık ki mahal bırakmıyor ve insanlar en çok üniversite sınavının son senesinde yani lise son sınıfta ilişkilerini bırakıyorlar. Uzak mesafe ilişki yürür mü diye videoda yapmıştık. Uzak mesafe ile ilgili çok fazla da konuştuk. Ama işte uzak mesafe ilişki yani şu ya yani a aşkım keşke sen de burada olsaydın. Hani uzak mesafe ilişkinin özeti genelde odur ya. Bunun nedeni ne? İnsanların birlikte edinebildikleri deneyimlerden uzaklaşmaları ve dolayısıyla o beynin aslında duyguyla birlikte bağladığı sinapsların giderek zayıflaması. Biriyle ne kadar çok birlikte ve ne kadar çok paylaşımınız olursa o sinapslar o kadar otobana dönüşüyor. Dolayısıyla o otobana dönüşmüş sinapslardan duygu da o kadar güzel akıyor. Uzak mesafe ilişkiler bu hatıraları giderek azalttığı için sadece geçmiş hatıralara tutunabiliyoruz ve dolayısıyla zaman içerisinde eğer ki yeni hatıra o sinapsların içerisine koyamazsak yani o çiçeği sulayamazsak o zaman çiçeğimiz kuruyup ölüyor. Nasıl üstesinden geleceğinizi anlattım. Burada hani detaylarıyla anlatmayacağım ama genel olarak özeti şu. Birbirinize bir suç yüklemeden yani yanımda değil, niye yanımda değil? Yanımda olması lazımdı diye aslında karşınızdaki insanı suçlamadan, içinde bulunduğunuz durumu suçlamadan birbirinizde o sağlıklı olan iletişimi sürdürebilmek ve en önemlisi bir buluşma noktası yerleştirebilmek. Yani siz eğer uzak mesafe ilişkide ne zaman buluşacağınızı biliyorsanız o zaman o hedefe daha rahat ulaşıyorsunuz. Ama eğer ne zaman bir daha kavuşacağınız muğlaksa ilişkinin geleceği de aynı muğlaklıkta oluyor. İlişkinin en çok sınandığı durumlardan bir tanesi de seyahat. Burada ayrı ayrı gidilen seyahatlerden bahsetmiyorum. Çünkü zaten çiftlerin çoğu hatta yani %78'lik bir oranı kendisi olmadan sevgilisinin yani partnerinin tatile gitmesini istemiyor ya da yani giderse çok hoşnut karşılamayacağını söylüyor. Hani biz istiyoruz ki yani yan yana olalım. Hatıraları birlikte edinelim falan onu istiyoruz. Normal bir duygu ama bence alan açılması gereken bir şey. Yani her şeyi birlikte yapmak zorunda değiliz bence. Ama birlikte gidilen seyahatler bile ilişkinin en çok sınandığı durumlar arasında. Çünkü birlikte gidilen bir seyahat birlikte geçirilen süreyi ve yan yana bir arada geçirilen süreyi giderek arttırıyor. Bu da zaman içerisinde aslında seyrek olan şeylerin değerli olmasından sürekli bir arada olduğumuz için onların bir probleme dönüşmesine yol açıyor. Yani biriyle sürekli bir şekilde iç içe ve bir deneyim paylaşmaya başladığımız zaman o insan insanda otomatik olarak bizim hani beynimizin binlerce yıllık evrimi gereği problem aramaya başlıyoruz. Çünkü bizim beynimiz problem ara, problem bul, problem çöz üzerine kurulu. Seyahatte de bu en çok sınanan durumlardan bir tanesi bir sürü sebebi var. Maddi, aynı seyahat isteklerinin ve seyahatten alınan keyfin aynı olmaması. Kimisi doğada bir seyahat severken kimisi daha lüks bir seyahat sevebilir. Kimisi çok fazla önemsemezken aslında seyahatte harcanan parayı kimisi için bütçe çok önemli bir şey olabilir. Yani ilişkinin sınanmasında bir sorun yok da sınanırken kopmaması için yapılması gereken yegane şey tatilden önce yani seyahatten önce detaylı bir şekilde bunun konuşuluyor olması. Kimisi spontan seyahatten hoşlanır, kimisi planlı seyahatten hoşlanır. Birbirinizin zevk aldığı şeylere saygı duyarsanız o zaman ilişkinizin sınanmasının sonunda bir ayrılık olmasından kurtulursunuz. Bir diğer sınandığı durum askerlik. Yine uzak mesafe ama mecburi bir uzak mesafeden bahsediyoruz. Ben de yaşadım bu arada. Hani ben gerçi Edirne'de yaptım. Bir şekilde görüşebiliyordum filan. İnciyle. Ama zor bir şeydir çünkü yani erkek için bir kere şöyle bir şey şu anda o kadar uzun değil süreler tabii kendi doğal ortamından alınıyorsun mecburen bir yere konuluyorsun hani niye oradasın filan bir sürü sorgulamalar oluyor üstüne giy giydiriyorlar böyle kamuflajları ninja kaplumbağalar gibi kendin gibi bir sürü sosyoekonomik seviyede olan kendin gibi olan ya da olmayan bir sürü insanla birlikte bir orada hayat alanı paylaşmak zorundasın ve paylaşman gereken süre belli. Buradaki hani uzak mesafe ilişkisine göre en büyük avantajı tabii ki sürenin belli olması ama uzak mesafe ilişkisine göre dezavantajı da her zaman görüşemiyor olma. Şöyle bir durumda var tabii ki. Yani sen orada bir alandasın ve mecburen oradasın. Çıkamıyorsun. Hani hafta sonları işte şöyle bir çarşıya çıkıp şöyle bir gezip artık neredeyse geri dönüyorsun filan. Hani özgürlüğün kısıtlanmış aslında. Teslim olmuşsun bir şeye. O yüzden askerliğe teslim olmak denir. Ama öbür tarafta kafada şu var yani o benim sevgilim orada özgür. Acaba ne yapıyordur? İşte burada ilişkinin içerisinde en ufak bir güvensizlik varsa siz yanında değilken sevgilinizin siz yanındaymış gibi davranmayacaksınız düşünüyorsanız yani buradaki ilişkinin katalizörünün sadece bir arada olmanız olduğunu düşünüyorsanız o zaman ilişki askerlikte kopuyor arkadaşlar. Ben de çok gördüm bildiğimde işte yok nişanlım beni aldattı işte şu an telefonumu açmıyor deyip kaçanlar hani neler neler yani çok zor bir durum yani her iki taraf için de zor bir durum. Sonuçta yani bir kadının tarafından baktığın zaman da yani adam gitmiş telefonla konuşamıyorsun. Yani sonuçta sen de bir uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsun. Gidip istediğin zaman göremiyorsun. Görsen de zaten tam olarak hasret gideremiyorsun. Yani bir sürü işin içerisinde böyle katman katman boyut var. Dolayısıyla yani anlayışlıkla karşılıyorum ama buradaki en önemli kıstas birbirine güvenip güvenmediğin. Güveniyorsan uzak mesafe ilişkiyi de kurtarır, askerliği de kurtarır. Hepsi okey. Bir diğer ilişkinin sınandığı durum aileyle ilk tanışma. Çok önemli bir şey Türkler için. Eğer ki ailesiyle iyi anlaşamazsa ve kültürel olarak uyuşmazsa ilişkinin yürümeyeceğini düşünüyor Türklerin %60'ı. O ilk tanışma zaten çok gergin bir şeydir. Yemek yersin, oturursun. Bacağımı nereye atayım? Çok kibar olmam lazım hani biz de kumar oynamıyoruz içkimiz sigaramız yok yani filan. onu sürekli vermek istersin hani bak vallahi ben sahip çıkacağım sevgilime işte ben erkeğime sahip çıkacağım ben kadınıma sahip çıkacağım sürekli onu vermek zorundasın ama bir şekilde de orada bir otorite var onun da üstüne geçmemen gerekiyor çok lakayet olsan olmaz çok içine kapanık olsan pısırık durursun çok zor bir an ya o feci bir şey yani o o yüzden katılıyorum yani yapacak bir şey yok ama burada da samimi iletişim sadece yani samimiyet Olayı kurtaran şey. Çünkü yani ne olursa olsun tabii ki yani aile büyükleri çok aşırı bir şekilde değerlerine ve kendi değerleri dışında olanları dışlamaya meyilli değilse bir şekilde o samimiyet yani senin seviyor olduğunu gösterme ve bir şekilde hani kız da olsa erkek de olsa sana emanet edecek bundan sonra. Büyütmüş, beslemiş, kıçını temizlemiş. Yani bir sürü şey yapmış. E şimdi birine emanet edecek buna. Emanet edeceği kişinin nasıl biri olduğunu, güçlü mü, değil mi, mutlu eder mi, etmez mi, yarın öbürsü gün kavga ettiğinde kaçar mı, kaçmaz mı? Yani bunların hepsini tabii ki o ilk tanışmada analiz ediyor. O bir baskı yaratıyor ama samimiyet bunu gayet rahat bir şekilde çözer. Bir diğer ilişkinin en çok sınandığı durum çalışma hayatının ilk yılı. Çünkü insanlar çalışma hayatlarının ilk yılında kariyerlerine çok yüksek oranda odaklandıkları için ilişki ikinci plana atılmaya başlıyor ve ilişkide çıkan sorunlar kariyerlerine sekte vuracak diye düşündükleri için insanlar ilişkilerini terk etme meyilinde oluyorlar. Bir de şu oluyor tabii çalışma hayatının ilk yılında yani o güne kadar ki bütün sen arkadaşlarını biliyorsun biliyorsun, ailesini biliyorsun. Artık yani hani her şeyine hakimsin. Bir isim telaffuz edildiği zaman onun kim olduğunu biliyorsun. Ama çalışma hayatına girdiği anda yeni yeni kadın isimleri, yeni yeni erkek isimleri, birlikte öğle yemeği yemeler, işte belki akşamleyin birlikte bir yerleri yiyip içmeye gitmeler filan hani o kim? Ya bak bir tehdit hani hep o var yani bir tehdit acaba hani iyiyiz biz ama hani kafası karışır mı filan? Gene Olay güvensizliğe geliyor. Burada da eğer ki yeterince güveniyorsan ilişkine ve kendine dolayısıyla o zaman bunu atlatabiliyorsun. Ama orta çağdaki kadınlar çok iyi çözüm bulmuşlar hocam. Biliyor musun? Erkekler dışarıya gittikleri zaman çalışmak için kadın bir miktar zehir koyarmış. Yiyeceğine. Eğer ki erkek dışarıda kalırsa kendini çok kötü hisseder. Bulantılar, işte baş dönmeleri, halsizlik filan ve böyle hasta olurmuş. Eve geldiğinde akşam yemeğinde kadın ona pan zehir verilmiş. Böylelikle erkek eve geldiğinde kendini evinde huzurlu ve iyileşmiş hissedermiş. Yani dışarıda kalırsan ölürsün diyor. Çok iyi. Ölmesen de sürünürsün diyor en azından. <laughs> bir diğer ilişkinin sınandığı durum 3 yıl. Yani her 3 yılda ilişki mutlaka sınanıyor. 3 yıl kaşıntısı diye videomuzda var. 3 year iç deniyor buna. 3 yılda böyle çiftler böyle kaşınmaya başlıyorlar. 3. yılında, 2. yılında, 4. yılında hani yılın önemi yok, sayının önemi yok ama ilişki belli bir doyuma ulaştıktan sonra bu yıpranma, sınanma başlar. Niye? Çünkü bardak dolar. Artık birlikte edindiğiniz deneyimler, o flört dönemindeki o sürekli böyle birbirine dokunma, dokunarak iletişim kurma, işte sevişerek, öpüşerek, el ele tutuşarak iletişim kurma bunlar biter. Bunlar bittikten sonra ne başlar? Artık konuşarak iletişim kurma, birbirini tanıma süreci başlar. Tanıma sürecinden sonra işte bardak ağzına kadar dolar ve otomatik olarak beyin şuna başlar. Peki problem ne? İşte o bardağı böyle boşaltmazsanız yani arada bir havalandırmazsanız o toprağı filan böyle o ilişki bir süre sonra tıkanır kurur yeni bir meyve veremez hale gelir dolayısıyla 3 yıl kaşıntısının da aslında temel sebebi yine açık iletişimin olmaması ve insanların tartışmalardan ben bu ilişkiyi bitireyim de yenisine başlayayım. Bu tartışmalar beni sıktı demesinden dolayı aslında ayrılıklar olur. Eğer ki her tartışmanın, her problemin, her o bardağın boşalmasının aslında sizin ilişkinizi güçlendirdiğini bilirseniz, o zaman her kavga sizin için ilişkinizi güçlendirmek adına bir vesile haline gelir. Dolayısıyla ne 3 yılda, ne 5 yılda, ne 7 yılda, ne 11 yılda bir problem yaşamazsınız. Ama meyilliyseniz birinci yılında da yaşarsınız, onuncu yılında da yaşayabilirsiniz. Önemli olan sizin tartışmalara nasıl bir açıklıkla ve nasıl çözüm odaklı bir şekilde aslında yaklaştınız. Tam olarak şu, yani sen kavgaya nasıl yaklaşıyorsun? Aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey deyip bunu böyle içine atıp atıp saçma bir yerden bir şey mi patlatıyorsun? Ki bunlar çözümü olmayan şeylerdir çünkü bir duygu boşalması ister ve karşı taraf için çok yıpratıcıdır. Ya da sen kavgaya yaklaştığın zaman aman işte şimdi kavga ediyoruz ya ben bu kavgalardan sıkıldım ayrılayım bundan diye mi yaklaşıyorsun? Bunların ikisi de ayrılığa götürür. Ama sen ben bu ilişkiye kıymet veriyorum ve şu anda şiştim bu bardağı boşaltmak istiyorum. Bak karşılıklı bir şekilde bunu çözebiliriz. Burada amaç ayrılık değil ya da ben seni terk etmek üzere konuşmuyorum. Aslında bir problemimi, bir sıkıntımı sana anlatıyorum ve buna bir çözüm bulmaya çalışıyorum diye yaklaşırsanız bütün her yıl kaşıntınızı çözersiniz. yeri budur. Bir diğer ilişkinin en çok sınandığı durum ev taşıma. Yani evi birleştirme irme halidir. Evlenmek de tabii ki buna dairdir. O yüzden evlenmenin kelime kökünde ev vardır. Ev çerçevesinde kurulur. Niye? Çünkü siz Aynı yaşam alanını paylaşmadığınız sürece birinin gerçekten nasıl bir hayat seçtiğini, nelerden hoşlandığını, pis birimi mi, toplu birimi, işte nasıl bir yemek düzeni var, nasıl bir hayat düzeni var, akşamları tam olarak ne yapıyor falan bunları bilmenizin imkanı yoktur. Ne zaman ki bir arada aynı evde yaşamaya başlarsınız, o zaman gerçekten karşınızdakinin nasıl bir hayatı benimsediğini fark edersiniz. Ben de aynısını yaşadım. Benim de tabii ki atlatmam gereken dönemler oldu. İlişkilerde en çok Aynı eve çıktığında 6. ila 9. ayda bir kavga ve tartışma içerisine giriyorlarmış bu arada. İstatistiklerle duyurulur. Bunlara galip gelmenin yegane yolu nedir? İkinizin de kendine has bir karakteri olduğunu kabul etmeniz gerekir. Eğer ki Tek doğruyu ben bilirim. En iyi yaşam tarzı benim yaşam tarzımdır. Benim yaşam tarzım doğru yaşam tarzıdır ve geri kalan bütün yaşam tarzları yanlıştır derseniz asla ortak bir payda da buluşamazsınız. Eğer ki bunun bir takım oyunu olduğunu, birlikte hareket ederken her takım oyuncusunun da birbirinden farklı olması gerektiğini, zaten hayatın renginin de bu olduğunu bilirseniz o zaman ortak yaşam alanlarında ortak bir payda da buluşursunuz. Kendinize de ayrı ayrı yaşam alanları kurup orada birbirinizi özgür bırakırsınız. Formülü budur. Duyurulur. Ama zaten birinci işler izleyicisi tabii ki her şeyi en iyi kendisinin bilmediğini, hatta hiçbir şeyi bilmediğini çok iyi bilir ve her zaman öğrenmesi gerektiğinin de farkındadır. Bir diğer ilişkinin en çok sınandığı durum düğün. Düğün zaten artık bizde bir ticari bir şeye dönüştüğü için hani eskiden gençlere yardım edelim biz işte onlar evlenirken altınlarını takalım onlar şimdi daha hayatın en başındalar onlara destek olalım ondan sonra yolunu bulur onlar noktasındayken bugün tabağının 100 euro olduğu efendime söyleyeyim fiyongunu mu ekleyelim şakayıklar gelirse işte bu kadar para olur. Çatal bıçağı şöyle koyarsak, çapraz koyarsak bu kadar para olur filan gibi böyle acayip bir şeye dönüştüğü için aslında verilen para direkt buna veriliyor. Garip bir şeye dönüştü gerçekten. Altın veriyorsun o altınlarla düğün yapıyorsun. Yani insanlara halay çektirmek için böyle bir cebinden bir toplu para verip bir de üstelik vaktini harcayıp organizasyon yapıyorsun. Yani garip bir şeye dönüştü. Ta bölümdür. Eğlence herkesin hakkı bu arada. Ama işte asıl anlamının haricinde bir anlam bir böyle kapitalist bir şey için içerisine dahil etmek düğünlerin %30'unda insanların bir şekilde ayrılmalarına neden olmuş? Yüzücü. Tam gelmişsin, yüzmüşsün, kuyruğuna kadar gelmişsin. E denizi geçmişsin, derede boğuluyorsun. Yapmayın. Yani o zaman o dereye hiç girmeyin. Başlıyoruz zaten. Pandemi de var. Yapıştır. <laughs> yani aslında düğün filan hani bununla eve çıkmak, ev kurmak filan bunların bir araç olduğunu bilirseniz asıl olan sizin ilişkiniz ve sizin bu ilişkinizin bekası olduğunu farkına varırsanız detayların içerisinde boğulmazsınız. Detaylar da oradaki dere işte. Bir başka ve en son durum hamilelik. Erkeklerin en çok aldattığı dönemlerden bir tanesiymiş. Bunun tabii ki karşılıklı iki sebebi var. Yani şimdi hamile kaldı hemen de erkek aldatır filan demeyin. Bunun iki ucu var aslında. Çünkü bu dönem kadının o tahrik eden hormonlarının en aşağıya indiği, çocuğunu beslemek için gereken hormonların en yukarıya çıktığı dönem hamilelik. Dolayısıyla cinselliğin de en az yaşandığı dönem. 6. aydan sonra başlıyor. Hamileliğin sonuna kadar yükselerek ilerliyor. Yani yüksel Liyo dediğim cinsellik düşüyor, hamileliğin o hormonları yükseliyor. Dolayısıyla bu dönem içerisinde tabii erkek böyle bir şey yaşamadığı için hormonel olarak. Dolayısıyla o da bir cinsellik arayışına giriyor ve en çok aldatmalarda işte bu 6. ile 9. ay arasında yaşanıyormuş. Duyulur. Bunun iki tarafı var yani. Hem erkeğin cinsellik arayışını bir süre topa bastırıp kenara koyması gerekiyor. Kadının da bir cinsellik olmadığı için erkekte birikmiş olan o gerilimi bir nebze olsun topraklayabilmesi gerekiyor. Yine iki tarafı var. Yani benim çocuğum var sevişmeyeceğim lan tabii dediğin zaman erkek de tamam lan o zaman ben de sevişirim diyor. Ama hani bak birlikte bir yuva kuruyoruz, bir meyve veriyoruz ve bu bizimle hayatımızın geri kalanında boyunca devam edecek. Şurada 3 ay dişimizi sıkacağız hadi ne yapalım birlikte bir şeyler oynayalım, eğlenelim falan yani oraya gelirse iş hani herkes birbirini idare edebilirse o zaman bu hamilelikte yaşanan bu dramları biz burada istatistik olarak vermeyiz. Bir diğer ve son bonus durum bu 11. Pandemi şu anda bütün uzak mesafe ilişkilerinin ve işte hamilelik evlilik işte aileyle tanışma filan bunların hepsinin aksine ayrı ayrı geçirilen dönemler değil pandemi sürekli bir arada geçirilen bir dönem olduğu için yine aynı aslında o aynı eve çıktığındaki yaşanan sorunlar pandemide de yaşanmaya devam ediyor ne oluyor? Sen aslında dışarıda işindeyken işte e, iş seyahatindeyken falan döndüğünde bir özlemle o öforik recall'la yani o sinapsları o güzel duyguları biriktirmişken onları tekrar yüzeye çıkartmak üzere dönerken pandemide yeni hatıralar biriktiremediğimiz için hem aynı zamanda sosyalleşemediğimiz birlikte ve serotonin üretemediğimiz için de acısını birbirimizden çıkartıyoruz. İnsanlar bunu nasıl çözüyorlar? Konuşarak, iletişim kurarak, birbirlerindeki daha derin şeyleri tanıyarak, evcil hayvan alarak, çocuk yaparak ya da o pandemi sürecinde bir arada geçirdikleri mekanı mümkün mertebe değiştirmeye çalışarak çözüm bulmaya gidiyorlarmış. Yani sürekli aynı yerde olmak ve aynı insanda olmak bir süre sonra hedonik uyarlanma getiriyor bizde. Hedonik uyarlanma ne? Bir yerde anlatmıştım. Şimdi hangi videoda olduğunu tam olarak bilmiyorum ama hedonik çark dediğimiz bir şey var bizim ve o hedonik çark böyle tahrikle başlar, ondan sonra işte tatminle devam eder, ondan sonra yeni bir hedonizm arayışıyla böyle döner bir hedonik çarktır. Hedonik uyarlanma nedir? Siz dünyanın en güzel manzarasına bakın. O manzara bir süre sonra sizin beyninizde zaten kodlu ve yerleşmiş olduğu için size aynı heyecanı vermez. Çünkü yeni bir şey yoktur o manzaranın içerisinde. Dolayısıyla bu pandeminin bize zorunlu koştuğu o güzel manzarayı sürekli izleme halini nasıl hedonik çarka geri çevirebilirsiniz? Yeni şeyler katarak, yenilik yaparak. Her gün aynı rutini yapmaya devam ederseniz tartışmanız ve zaman içerisinde bu tartışmaların bir kavgaya, bu kavgaların bir tahammülsüzlüğe dönüşmesi kaçınılmaz olur. Şimdi bu kadar şey anlattım ama aslında hepsinin en çatısında ne var? Bütün bu ilişkinin sınandığı durumların tek bir çözümü var arkadaşlar. Bir ilişkinin uzun olup olmayacağını, kaliteli olup olmayacağını tek bir şey belirler tolerans. Birbirinize tolerans gösterebilirsiniz. Eğer ki birbirinizi hem eksileriyle hem artılarıyla kabul edip sevebilirseniz, illa mükemmel bir uyum içerisinde değil de aslında amacın aynı yolda yürümek olduğunu fark ederseniz, o zaman bu bir relationship, birlikte kullandığınız bir gemi. Biri yelkeni tutacak, biri dümeni. Yorulduğu zaman öbürü yelkene geçecek, öbürü dümene. Gemi ancak böyle yürür. Güvenle ve toleransla. Rüzgarı toleranstır. İnsanların o sen yelkendeyken ben dümendeyken kontrol etmemek gerek yok demesi de güvenin kendisidir. Yani geçinmeye gönlüm varsa o gemi yürür. Yoksa tayfa isyan eder, rüzgar kesilir, yelkenler dolanır, bağladığın düğümler çözülür. Yani gemi batar. O yüzden siz de lütfen gönlünüzü sadece karşı tarafa büyük bir yoğun sevgiyle değil de geçinmenin de merkezine koyarsanız bizi de mutlu edersiniz. Siz de mutlu olursunuz. Ben Özgür Uysal. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı sizin de ilişkinin en çok sınanda durumlarla ilgili herhangi bir fikriniz varsa onları da koymayı unutmayın. Zevkle okuruz. Bu işler ince işler. Sevgiler.